Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Ben Amir Kustaş. Umarım keyfiniz yerinde. Bazı arkadaşlar soru sormuşlar. Ben önceden de videolarımda paylaşmışım. Neyse bir daha da cevap vermek istiyorum. İran'daki ürünlerimiz dediğim üzere cam, şişe, inşaat malzemeleri, tekstil olsun, vitamin, protein, ham maddeler, plastik, polyester ve aynı zamanda kozmetik malzemeler. Bunlar hepsi ucuzdur ve uygundur. Sigara dedim, onlara bir özel bir video çektim. Şimdi sizin hepiniz bu işi yapabilirsiniz ve çoğunlukla da yapıyorlar. Bir tane özellikle büyük girişimcilere tavsiyem var, yani öneride bulmak istiyorum. Bu işi yapmak istiyorsanız eğer uzun vadede düşünmeniz lazım. Çünkü İran'ın prosedürleri biraz Türkiye kurallarıyla farklı. Nasıl farklı? Yani sınır olarak Türkiye Avrupa'yla işbirliği yapmak için prosedür ve yani devlet prosedürleriyle ilgili herhangi bir nakliye olsun, iş yeri kurmak için olsun ve hukuki anlamda aynı prosedürlere aynı irzada devam ediyor. Ama İran'ın özel bir kendi uydurma, değişik bir anayasaları vardı. Bu konuya ilgili bazı işler bayağı uzun sürebilir. Onun için uzun vadede aynı zamanda bu işi yapmak istiyorsanız, İran'a giriş yapmak istiyorsanız ticari yandan da ki kesinlikle size para kar etme şansı daha fazladır. Bunu son kaç senede de bunu şahit olduk, gördük aşikare olarak. Kaç sene bu işi yapanlar vardır ve bu işte de başarılı olanlar vardır. Ama onları şimdi biz gidip konuşan da yakından onlar bir sene, iki sene beklemiştir. Yani bayağı daha fazla beklemiştir. Yani ilk bir iki sene biraz zorlanabilirsiniz. Şimdi bazı arkadaşlar diyorlar ben onlara cevap ve yanıt vermek üzere genel itibariyle bu şeyle videomu çekiyorum. En azından 3 kişi, 4 kişi bir grup olarak bu işi başlamanız lazım. Yani bir kişi, tek kişi bir şeyle alıp götürüp satma şansınız var ama bu işi gerçekten doğru düzgün ve başarılı bir şekilde devam etmek istiyorsanız eğer şahıs firmanız vardır bir tane de İran'da şahıs firma kurmanız lazım. İran'daki şahıs firmanı kurduktan sonra yeni giriş yapıyorsunuz. Yani İran'ın bir ikinci vatandaşı veya bir vatandaş olarak normal diğer vatandaşlarla aynı şartlarda sizin şeyiniz olur. Yani bir kısa sürelik bir size şey vermiyorlar. Yani bir senelik, iki senelik. En azından bir tane sanayi odalarına girip orada şey açmanız lazım. Yani şahıs firma kurmanız lazım ki sizin o kısa süreli oturum izniniz var ya onun gibi bir şeydir. O ticari bakıştan bakıyorlar böyle. Bakış açıları böyledir. Çok detaylı bilgiler vardı. Şimdi ben hepsini şey yapamam yani siz soru sordukça ben bunlar bazı hatırıma geliyor. Çünkü bilgim fazla olduğu için her şeyi de hatırlamıyorum. Yani detaylı bir şekilde anlatamıyorum. Ama çok şeylere vakıfım. İran'la ilgili çok şeyleri biliyorum. Detayları biliyorum. İnsanların kültürlerini, devletin prosedürlerini, politikalarını. Mesela son bir kaç tane olan videoların birisinde İran'daki Türkleri ben demişim. İran'da 38 milyon Türk vardır diye. Çoğu insanlar bunu anlamıyorlar. Yani İran'daki Türkler bunu bile vakıf değiller bazıları. Türkiye'deki Türkler bile var. Dünyada çok insanlar bunları bilmiyorlar, ben biliyorum. Ama ben bunları şimdi açıkladığım için bazı mesajlar geliyor, bazı tepkiler geliyor. Mesela birisi küfür etmiş, demiş ki İran'da nerede 38 milyon Türk var? Ben kendi geçmiş tarihimi biliyorum. Yani İran devleti şu an maalesef şey yapmak için, asimile etmek için, yani İranlıları, İran Türklerini asimile etmek için ki ayrımlaşmasınlar, kutuplaşmasınlar, bilmem şey olmak için kendi manfaatlarının doğrultusunda bunlar asimile etmeye çalışıyorlar. Orada 38 milyon Türk'ü bilmem 4 milyon, 10 milyon, 18 milyon Türk'e indirmişler. Bir de onları ikinci vatandaş olarak çok fazla biliyorlar. Yani birinci Farsi konuşan insanlar daha değerli biliyorlar. Böyle şeyleri ben çok açıklamıyorum ama son kaç tane tepki geldi. Bunları demek istiyorum ki öyle değil. Biz Türk'üz, Selçuk Türk'üz ve kendi dilimize de sahip çıkacağız. Kendi dilimizi, kültürümüze de sahip çıkacağız sonuna kadar. Bunun için tepsiyem budur ki
Bazı arkadaşlar yanlış anlamasınlar ama bazı doğruları da söylemek zorundayım. Yine tekrar ben size takipte kalın. Mesaj vereceğim, cevap vereceğim, konuşacağız. İnşallah başarılı olmak için size danışmanlık ve herhangi bir sorunuz varsa cevap vereceğim. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay.